Şimdi kameralarımızı ne yapacağız? Sınırlarımızın dışına çevireceğiz ve Orta Doğu'da neler yaşanıyor hep birlikte göz atacağız. İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginlik en üst seviyeye ulaştı biliyorsunuz. Bölgede kapsamlı bir savaş olasılığına dair iddialar sürerken ABD, Fransa ve ortaklarından 21 günlük bir geçici ateşkes çağrısı geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Lübnan'da olası bir kara operasyonuna hazırlandıklarını duyurmasına ise tepkiler peş peşe geliyor. Aileyle ne yapacağız? Sıcak bölgeye gideceğiz. Sertaç Murat Koç ve Burak Sipahi Lübnan'ın başkenti Beyrut'talar. Bizi bekliyorlar. Orada neler yaşanıyor? En net bilgiyi aslında onlardan alacağız. Sertaç, İsrail Lübnan'a kadar, Lübnan'a daha doğrusu karadan girmeye mi hazırlanıyor? Ne oluyor? Çünkü bombalamaları daha öncesinde biliyorduk. Genellikle bu tarz bombalamaların ardından kara harekatı gelir. Ama orada ne yaşanıyor? Evet, İsrail Hizbullah geriliminde neredeyse bir yıla yaklaştık ki bu 8 Ekim'de tam bir yıllık o takvim tamamlanmış olacak. Tabii İsrail bombardımanlarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle 23 Eylül günü geride bırakılan bu 12 aya yakın süreç içinde en yoğun, en şiddetli ve en kapsayıcı saldırılarını başlatmıştı. Dördüncü gün bugün hala devam ediyor. An itibariyle 4 kişi öldü. Sabahtan bu yana onun üstünde yaralı var. Sadece dünkü saldırılarda 72 kişi öldü. 400'e yakın yaralı var. Toplamına baktığımızda ise bu 4 günde tam 654 kişiyi öldürdü. İsrail 3000'e yakın yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu bombardımanlar daha da devam edeceğe benziyor anlaşılan. Çünkü İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda bombardımanların hız kesmeden devam edeceğine işaret ediliyor. Litani Nehri anımsatması tekrar tekrar yapılıyor ki İsrail başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'ın doğusundan güneyine kadar inen Litani Nehri'nin güneyinde kimsenin kalmamasını istiyor. Adeta doğal bir sınır. Litani Nehri Lübnan için oldukça önemli bir coğrafi işaret olarak da yer alıyor. Oranın güneyinde kimse kalmasın diyor başta Hizbullah olarak ve insanların kuzeye gitmesini istiyor ki bu duruma Gazze örneğinden de alışırız aslında. İsrail belki yeni bir Gazze'yi planlıyor. Lübnan'da katliamlarının boyutunu artırmayı planlıyor. Tabii kara harekatına evrilir mi, evrilmez mi? Özellikle dün İsrail ordusunun kuzey komutanından bir açıklama geldi ve Lübnan olası kara harekatına hazır olsun dedi. Geride bıraktığımız dakikalarda, saatlerde yine İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den bu bombalamalar kara harekatının önünü açmak içindir dedi. Olası kara harekatına o da işaret etti ki İsrail zaten bu 23 Eylül'den bu yana özellikle 98. tümenini, zırhlı birliklerini, tanklarını, topçularını artık Lübnan'ın güneyine tamamen konuşlandırmış durumda. Hatta Gazze'deki bazı unsurlarını da bu tarafa yani kuzeye çektiği biliniyor. Yani orada çelikten de bir duvar oluşturmuş durumda. Tabii bu günlük yaşama nasıl bir etki yaptı, nasıl bir etki gösterdi? Şimdi TV100 ekranlarına Burak Sipahi getirsin. Burası başkent Beyrut. Özellikle 23 Eylül'de o en yoğun, en şiddetli saldırının ardından 1 milyona yakın insanın güneyden harekete geçtiği ve başkent Beyrut'a geldiğini ifade edelim. Beyrut'ta yaklaşık 2 milyon insan yaşıyordu ama an itibariyle bu sayı 3 milyona çıkmış durumda. Bunun en somut örneğini ise 23 Eylül'den önce boş, hele ki bu saatlerde bomboş olan bu noktalardaki trafikten anlıyoruz artık. Yani bu insanların çoğu Beyrut'a geldi. Bu araç trafiği, bu yoğunlukta bunun işareti. Tabii insanlar, varlıklı olanlar özellikle otellere yerleşme şansına sahip. Yine Lübnan İçişleri Bakanlığı Lübnan'ın birçok noktasındaki özellikle başkent Beyrut'taki okulların, üniversitelerin, enstitülerin barınma merkezlerine çevrildiğini duyurmuştu. Oralara yerleşenler var ama hem parası olmayıp hem de oralara yerleşecek kadar şanslı olmayan, yani otellere gidemeyen, barınma merkezlerine gidemeyenler ne yapıyor peki? Birçoğunun hemen gördüğünüz sahil noktasında araçlarını park ettiğini, araçların içinde yaşadığını, yemek bulmakta, su bulmakta zorlandıklarını ve ceplerindeki paranın yettiği ölçüde
buna dayanabileceklerini ifade ettiklerinin altını çizelim. Yani Lübnan'da, özellikle başkent Beyrut'ta bir de insani dram baş göstermek üzere, aynı Gazze'de olduğu gibi ki Cezayir'den de yapılan açıklamada İsrail Lübnan'da yeni bir Gazze planlıyor ifadesi Cezayir Devleti'nden geldi. İşte o sahil hattına da inelim, oraları da gösterelim. İşte artık Beyrut'un nüfusu 3 milyona yaklaştı ki göç hareketi hala sürüyor. Güneyde insanlar akaryakıt bulamıyorlar ama bir şekilde buralara gelmeye çalışıyorlar diyebiliriz. İşte şu anda tabii yoğun bir sıcak var ve güneş tepeden vurduğu için an itibariyle buralar boş. Ama birçok insanın bu noktalarda araçlarının içinde beklediği, buralarda yaşama tutunmaya çalıştığını ifade edelim. Ve bu insanlara Lübnan Devleti elinden geldiğince bir yardım yapmaya da çalışıyor. Ama bunun yetersiz olduğunu net şekilde ifade edebiliriz. Bunun altını çizebiliriz. Tabii benzer durum var. Sadece Lübnan'ın güneyinden kuzeyine bu göç hareketiyle, yani güneyden başkent Beyrut'a yapılan hareketle sınırlı kalmıyor. Ülkenin doğusundan Baalbek, Beka gibi noktalardan da insanlar bu sefer Suriye sınırına gitmeye çalışıyorlar. Yani en kuzeye, en kuzey ucuna uzanmaya çalışıyorlar. Orada da benzer manzaralar var. İnsanların yine çadır kentler kurduğu, özellikle Sur ve Sayda gibi noktalarda çadır kentler kurduğunu ifade edebiliriz. Ve bu insanlar artık kendilerine uzanacak yardım elini de bekliyorlar bir yandan diyebiliriz. Tabii gıda fiyatları oldukça artmış durumda. Beyrut'ta özellikle, Lübnan'ın genelinde var, bir enflasyon değil, hiper enflasyon var ama artık bu tamamen öne alınamayan bir duruma da evrilmiş yönde. Ve gıda fiyatları oldukça pahalı hale gelmiş durumda. İnsanlar bakkallardan, marketlerden gıda temin etmeye çalışıyorlar. Alabildiği ölçüde stok yapıyorlar. Bunları evlerine yerleştiriyorlar. Tabii daha varlıklı, daha şanslı Lübnanlılar uçaklarla, çok az sayıda uçuş kaldı artık. Birçok havayolu firması buraya uçuşlarda uçuşlarını askıya aldı, uçuşlarını iptal etti ama çok az sayıda da olsa bazı uçak seferleriyle Lübnan'dan kaçan, yurt dışına giden insanların olduğunu da az da olsa söylemekte fayda var. Tabii önemli bir başlıkta sağlık alanında yaşanıyor. Son olarak Necip Mikati, Lübnan Başbakanı, hastanelerin artık kadın ve çocuk sivil yaralıların yaralılarla dolup taştığını, yani binlerce yaralının hastanede olduğunu ifade etti. Lübnan Kızılaçı acil kan verin çağrısında bulunuyor. Önümüzdeki günlere de işaret ediyor aslında neler yaşanabileceğini. Tabii Türkiye dün yine Lübnan'a ilaç yardımında, tıbbi yardımda bulundu. Bu da önemli bir not olsa gerek. İşte başkent Beyrut'ta, Lübnan'ın güneyinde, doğusunda ve ortasında an itibariyle bunlar yaşanıyor. İsrail bu pervasızlığı nereye sürdürür çok merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın başını çektiği bir blok var. 21 günlük acil ateşkes istiyorlar ki bir diplomasi yolu açılsın ve bu arada da Lübnan-Hizbullah gerilimi sona ersin isteniyor ama bu çok olacağı benzemiyor gibi görünüyor. Peki Sertaç Murat Koç, çok teşekkür ediyoruz ve Burak Sipahi bizimle görüntüleri paylaştı efendim.